Şimdi ben beden eğitimi öğretmeniyim. Osmaniye'de handball ateşini yakmak istedik. Güzel bir ekibimiz var. Çocuklarla birlikte çalışmalarımızı yapıyoruz. Mersin'den, Antep'ten transferlerimiz var. İkinci ligin de en başarılı takımlarından biri olduğumuzu düşünüyoruz. Birinci lige çıkar mıyız, çıkmaz mıyız bilmiyorum ama sonuçta biz bu sporu sevdiğimiz için yapıyoruz. Depremi yaşadık, evet. Açıkçası beden eğitimi öğretmeni olarak bir handball takımını çalıştırmak maddi olarak çok zor. Küçük çaplı bir fitness salonum vardı. Tabi salon da depremde yıkıldığı için maddi olarak daha da sıkıntı yaşıyoruz. Ya şimdi ilk ikiye kalırsak playoff oynayacağız. Geride kalan 4 karşılaşmanın 3'ünü aldığımız için herhangi bir müsabakaya almamız bizim playoff'a gitmemizi sağlayacak. Birinci lig için çıkabilmek için iddialı bir kadromuz var. Tabii her şeyi kazanmak da değil tabii ki. Çocuklarla birlikte güzel bir ekip oluşturduk. Kazanır ya da kaybederiz. Oyundan keyif alıyoruz. Handbolü çok seviyoruz. Her şeyden önemlisi sporu çok seviyoruz. Burada olmaktan da mutluyuz. Genç Handbol Federasyonu'na çok teşekkür ediyoruz bu arada. Bize maddi, manevi her türlü yanlarında oldular. Kapılarını açtılar. Onlara çok teşekkür ediyoruz. Bu çocuklar bu kadar emek verdi sezon başından beri. O emekleri en azından boşa çıkmamış oldu. Ve hepsinden Allah razı olsun. Öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Gerçekten çok acı kayıplarımız oldu hepimizin, dostlarımız, yakınlarımız. Çoğunu kaybettik zaten. Ama belli bir emek var ortada sonuç olarak. Belli bir başarı var. Ve bunu devam ettirmek en büyük görevimiz diye düşünüyorum. Hele ki şöyle bir zamanda şehrimize güzel şeyler götürmenin boynumuzun borcu olduğunu düşünüyorum. Evet, zor şartlar altında geldik buralara. Ama hak ettiğimizi düşünüyorum. Burada olmayı da hak ettiğimizi düşünüyorum. Her şey çok güzel burada şu anda. Gayet iyi motiveyiz maçımıza, turnuvamıza. Tabii acımız çok büyük ama bir şekilde halletmek zorundayız. Ve tamamıyla turnuvaya kenetlenmiş durumdayız. Öncelikle merhaba, teşekkür ederim bu anlamda bize ses verdiğiniz için. Biz depremden etkilendiğimiz için kızlarımız maça gidelim dedi. Biz de gelelim dedik yönetim olarak. Yönetimimize de bu anlamda teşekkür ederiz. Federasyon başkanımıza, belediye başkanımıza. Geldik, depremde çadırda, konteynerde kalıyordu kızlar. Bir de eşlik olsun, hem kızların psikolojisi düzelsin hem de bizim de psikolojimiz düzelmesi anlamında Ankara'ya geldik. İnşallah güzel bir organizasyon olur. Bu anlamda hep organizasyon demeye geçenler herkese teşekkür ederiz. Öncelikle çok teşekkür ederiz. Yani bize bu fırsatı sundukları için. Çünkü orada gerçekten çok kötü bir durum var. Spor salonlarımızda bile ölüler vardı, yani çok kötü bir halde. Buraya gelmek bizim için çok değişik oldu. Ayrıca çok mutluyuz açıkçası gerçekten. Maçlarımızı tamamlayacağımız için ve farklı bir ortam oldu. Buluşamıyorduk Maraş'ta çok kötü olduğu için, şehir yerle bir olduğu için. Burada bir araya geldik. En azından morallerimiz düzeldi. Çok iyi bir ortam oldu. Tekrardan teşekkür ederiz.